Selamun aleyküm Ferdi Baba. Ben Cavit Fidan. Öncelikle sağlığına duacı olduğumu ve gençliğimden bu yana koyu bir hayranın olduğumu belirtmek isterim. Baba, bu video senin karşına çıkar mı? Keşfete düşer mi? Senin önüne düşer mi? Veya önüne düşse bile sonuna kadar beni dinler misin? Bilemem. Ama benim sana söyleyeceklerim var. Bu videoyu görürsen, sonuna kadar dinlersen sevinirim Ferdi Baba. Baba, an itibariyle 1978 adet eserin sahibi olarak 95 yılında Orhan Babamızın Kervan Plak şirketinde 10 eserlik bir albüm yaptık. Bu 10 eserin de söz müziği hepsi bana aitti. Yani Orhan Babamızın Kervan Plak şirketinde sadece ve sadece kendi eserlerini seslendirdiği ilk ve tek bestekar benim. Bu bana nasip oldu çok. Benim varlığımdan, bestekar kimliğimden, arada fırsat buldukça senin şarkılarını en üst seviyede çalıp söyleyip yorumladığımdan haberdar olduğunu biliyorum. Beni çok sıkı olmasa da uzaktan takip ettiğini çok iyi biliyorum. Biliyor musun baba? 47 yılımı Türk müziğine adamama rağmen benim hiç arkam, dayım, amcam, reklamım olmadı. Elimden tutanım olmadı baba. Kimseye de yalakalık yapamadım nedense. Biliyor musun, ben Orhan Baba'da albüm yapmama rağmen 6 hafta boyunca her salı takım elbiselerini giyip Orhan Babamızın çekim yaptığı ABC stüdyolarında TGRT'de yayınlanmak üzere Orhan Abi Halk Show'da beni sahneye davet edecek diye 6 hafta boyunca her salı takım elbiselerini giyip seyircilerin arasında bekledim. Beni sahneye çağıracak diye. Çağırmadı efendim ama. Orhan Babamızın da vardı bir bildiği tabii ki. Biliyor musun Ferdi Baba? Orhan Babamızla yaptığım albümden kaç kuruş geldi, kaç kuruş gelmedi, mesamda kaç para birikti. Hiç ilgilenmedim 95 yılından beri, biliyor musun? Çünkü benim derdim para, kuruşan şöhretli baba. Bunu Orhan Baba da bilir. Rahmetli Müslüm Baba da bilir. Orhan Akdeniz de bilir. Hepsi çok bilir. Ve benim ne Müslüm Baba'yla, ne Orhan Baba'yla, ne de Orhan Akdeniz'le tek bir tane bile fotoğrafım yok o yıllardan. Çünkü ben fotoğraflarla bir yere gelmek istemedim Ferdi Baba. Ben hep sanatımla, ürettiğim eserlerle bir yere gelmek istedim. Hani sen bir röportajında diyorsun ya, siz güzel bir beste yaptıysanız mutlaka eninde sonunda o tutar, keşfedilir. Günümüzde keşfedilmiyor be baba. Reklamsız, arkasız, dünyanın en güzel şarkısını yapsan faydası yok Ferdi Baba. Baba, ben sana bana albüm yap demiyorum. Beni konsere çıkar demiyorum. Senden hiçbir beklentim yok baba. Gönül ister ki sen baba olarak ve benden haberdar olduğun için gönül ister çıkıp keşke desen bir Cavit Fidan var. Kendini Türk musikisine adamış, arabeske adamış, yüzlerce binlerce eser üretmiş, üretken bir arkadaşımız. Desen nasıl olur be baba? Bunu yapar mısın? Bilemem. Yaparsan da canın sağ olsun, yapmasan da canın sağ olsun. Ama şunu bil ki baba, hepimiz geldik, gidiyoruz.
ve sen bunu benden daha iyi bilirsin. Bizim içimizdeki müzik aşkı, kendimizi Türk müziğine adamamız hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Yaparsan gönlüm dağlar kadar olur. Yapmazsan sen bir şey kaybetmezsin baba. Ben de bir şey kaybetmem. Ben yine kendi imkanlarımın dahilinde eserlerimi üretirim. Okurum, yayınlarım. Ama 10 kişi izler, dinler. Ama 10 milyon dinler. Kaybeden sadece Türk müziği olur. Ben istiyorum ki aynı senin 40 senedir verdiğin mücadele gibi, ben istiyorum ki Türk müziğinde yenilikler olsun, yeni nefesler, yeni üretken insanlar, yeni eserler. Buna günümüzde müsaade etmiyorlar, desteklemiyorlar. Ancak sizin gibi babalar arabeske Türk müziğine bir ömür vermiş babalar. Sizin arkanızdan yetişen, gelen, üreten insanlara sizler destek olursanız, işte o zaman Türk müziği zenginlik kazanır, ilerlemeklik kazanır, kazanır. Ama siz babalar köşenize çekilip yetenekleri sadece koltuğunuzdan izlemeye devam ederseniz, bu sizin arkanızdan gelen büyük bir aşkla Türk müziğine katkıda bulunmak isteyen, eser üreten insanlarımız ziyan olup gidecekler. Ve Türk müziği de günün birinde sizlerden sonra yok olup gidecek. O yüzden baba, benim diyeceklerim bu kadar. Yapmazsan canı sağ olsun. Yaparsan sen babalığına babalık katmış olursun. Krallığına krallık katmış olursun. Sana da bu yakışır. Ben bencillik yapmıyorum baba. Beni biliyorsun. Beni takip ediyorsun. Bunu biliyorum. Benim de burada sallamadığımı da çok iyi biliyorsun. Boş konuşmadığımı da biliyorsun. 47 yıllık bir müzik emektarının sana burada hitap ettiğini de biliyorsun. O yüzden dediğim gibi baba, geldik gidiyoruz. Bu video önüne düşerse bir düşün, yap bir babalık. Kendim için bir şey istemiyorum senden. Lütfen müsaade et de, müsaade et de Türk müziği yeni eserler kazansın. Yenilik, zenginlik, güzellik kazansın. Malum günümüzde boş işlerle uğraşanlar çok. Saçma sapan şarkılar yapanlar çok. Gel bunlara rağbet verdirmeyelim baba. Gel benim gibi, ben de benim gibi yeni eserler üreten Türk müziğinin emektarlarına bir fırsat verelim. Artık şu saçma sapan müziklerin önünü keselim baba. Sizin de emekleriniz boşuna gitmesin. Bizim de emeklerimiz boşuna gitmesin. Seni seviyorum Ferdi baba. Saygılarımı sunuyorum. Kendine iyi bak. Hep sağlıcakla kal. Sağlıklı kal baba. Allah'a emanet. Kırık kalp tamir olmaz, bir daha sevgi dolmaz. Kırık kalp tamir olmaz, bir daha sevgi dolmaz. Acı söz unutulmaz, özür dilesen de boş. Acı söz unutulmaz, özür dilesen de var.